Evet, şimdi bu dersimizde Jumbotron komponentinden devam ediyoruz. Şimdiki sayfamızı yeniden kaydedeceğim. Jumbotron diyorum. Yanlış mı yazdık bir bakalım. Ki bir o öyleymiş. Jumbotron. Jumbotron dedik. Şimdi sayfamızı bir kaydettik. Şöyle yapalım. Bu hariç close other file isterim. Diğerlerini kapatsın. Şimdi buradan hepsini bütün alanları sileceğim. Nereye kadar? Ta ki şu en son dibe kadar. Evet. Şu E500'ü artık sileceğim. Çünkü orada şeye gerek yok. Şimdi burada şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi biraz daha ilerlediğimiz için. Şimdi önce bir navbar ekleyeceğiz. Navbar kodları burada. Bir navbar ekleyeceğiz. Evet. Şimdi ilk başta bir eğer ortalayacaksak şöyle yapalım. Header diyelim. Header class container diyorum. HTML5 etiketleriyle ve bunun içine bu nav, pardon, kopyalayamamışız demek ki, şunu kopyala diyorum. Buraya geldim, yapıştırdım. Ctrl C ile kaydediyorum. Tarayıcı da açıyorum. Evet, şu anda bakın menümüz bu şekilde geldi. Ne yapmıştık? Bazı alanları silmiştik. Mesela form alanını istemiyoruz demiştik. Form alanını sildim. Diğer taraftaki drop down menüyü lidere kadar siliyorum. Sildik. Sağ tarafta olan bir menü. Tamam, burası da kalsın. Burada da drop down menü varmış. Bu drop down menüyü de siliyorum Lee'ye kadar. Evet. Tamam. Şimdi bir bakalım. Evet. Burası tamam. İsterseniz burada diğer tarafta şu açılır menüyü bırakabilirdik aslında. Şu drop down menüyü. Lee'nin içindeki şurayı. Burayı alacağım. Buradaki Lee'nin olduğu yere ekleyeceğim. Yani şöyle olacak. Burada bir menümüz olacak. Lee'yi sileceğim oradan. Ona gerek yok. Tamam. Burası bu şekilde. Burada bu kalacak. Şu Brand'ı da silebiliriz istiyorsak. Ya da logo diyelim buraya. Logo. Buraya ana sayfa. Ana sayfa. Ürünler. Ürünler. Kurumsal. Referanslar. İletişim. Dedik, sayfayı kaydettik. Evet, bu şekilde alanlarımızı da yaptık. Drop'tan değil de buraya kullanıcı girişi dedim. Kullanıcı girişi. Divider'ı oradan kaldırıyorum. Kaldırdım. İki tane alan yapacağım oraya. Buraya search box şeklinde iki tane alan lazım. O da nerede? Bir form alanı vardı bizim burada. Form burada. Evet, bu formu alıyorum. Şimdi formu Lee'nin içine yapsak bakalım nasıl olacak. Lee'nin içine bir form ekleyelim. Önce bakalım nasıl gözüküyor.
Sıkıntı var mı? Yok. Butonu oradan silebiliriz. Buton kısmını sildim. Hatta şöyle yapalım. Form gruba bir tane daha ekleyelim. Burada. Butonu da şuradan tekrar alıyorum. Onu da diğer elemanın içine koyacağım. Şuraya. Formu da buradan alacağım. Şuradaki bakalım şimdi nasıl bir görüntü elde ettik. Evet, bunlar oldu. Şurada bir butonda sıkıntı var. Onu düzeltiriz. Şekillere şu anda çok takılmıyoruz. Şimdi buraya kadar yaptık. Burada navbar default, navbar fixed top dediğimize bakın. Şimdi hemen bakalım. Bir yanlışlık yaptık zannedersem bakalım. Navbar fixed top. Sadece şunu yapsak. Pardon, şöyle yapacağız. Navbar fixed top diye oraya navbar fixed top bir daha yazmamız gerekiyor. Oradaki default değerini. Evet, bakın bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Eğer bunu bir gerçi bunun evet fixed dediğimizde container'ı da bir şekilde aşıyor. Biz bunu şu anda default haline tekrar alıyorum ben geri bunu. Default yaptım. Tamam, burası böyle. Şimdi ne demiştik? Jumbotron'u yapacağız demiştik. Jumbotron neredeydi? Burada. Jumbotron da bu şekilde içerik elde ediyor bize. Bir başlıktan, bir paragraftan, bir tane daha paragraftan oluşan böyle hazır bir görüntü sağlıyor. İki türlü kullanım varmış. Bir container'ın içinde, yani container onun içinde olacak. Bu da bitiyor. Header. Header'ın bittiği yerde hemen altında div class container diyorum. Div class container ya da div class demeyelim. Buraya ne diyebiliriz? Mesela section diyebiliriz. HTML5 etiketiyle yazacaksak section diyoruz. Ve bakalım ne gelecek karşımıza. Yeniden yükle diyorum. Evet, bakın buraya geldi içeriğimiz. Buradan dediğim gibi yine daha önceki yazılardan şunu alalım mesela. Oradaki yazı bize gelmemiş çünkü. Şuradaki alanı kopyalıyorum. Daha fazla bilgi diyelim. Evet, daha fazla bilgi dedim. Buraya hello world yerine merhaba boot strap diyorum. Evet, şimdi tekrar geliyorum. Merhaba Bootstrap dedik. Daha fazla bilgi dedik ve buradaki alan buraya gelmiş oldu. Bu şekilde kodlarımızı ekliyoruz. Page header'ı ekledik. Bu da sayfanın bilgisi. Şimdi başka ne öğrenmiştik mesela? Şimdi öğrendiklerimizle beraber bunu devam ettirelim mi? Dersimiz uzamış bayağı. Bakıyorum saate. Uzamış. O yüzden bunu burada bırakacağım. Bu örneğin üstünden doğru devam ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.